Arkadaşlar, lütfen yani genel kurulun selamet açısından sakin bir şekilde yürütmekte fayda var. Bizim burada Mustafa Bey'le de, hatta biz Saffet Bey'le ilk tanıştık. Burada kişilerle falan hiçbir problem yok. Burada biraz daha sessiz, kişilerle alakası yok. Burada hukuki, siz diyorsunuz ki bu tutanak dilekler faslında verilir. Genel tutanak kurul, olarak da verilemez. Genel kurul açıldıktan bittiği ana kadar ben burada gördüğüm her türlü hukuksuzlukla alakalı tutanak tutup tutanak veremezsin. Metin aynı olur, imza aynı olur, başkanlık divana hitaben kongre başkanlığına yazılı verirsin. Ben usulümün yanlış olduğunu düşünmüyorum. Usulüm yanlışsa divan bu tutanağı reddeder, ekstra durumda alır. Yani biz burada kişilerle alakası yok ama bu kongre birinin kuvveti, ben avukatlık yapıyorum, benim kendi ofisim var. Hukukla aykırı bir işi ben... Arkadaşlar, lütfen seçimler maddesine geçiyoruz. Yani tansiyonu yükseltmeyelim artık. Herkes de sakin olsun. Sonuçta yine hep beraber, sonuçta yani burası bizim yerimiz. Bu anlamda hep beraber kongremizi tamamlayıp çalışmamız devam ediyor. Yani açıkçası ben şunu söyleyebilir miyim? Bir dakika hocam. Ben de bu Yüksek Ticaret'te genel başkanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım. 25 yıl aralıksız görev yaptım Yüksek Ticaret'te. 2 sene önce çekildik görevlerden. İlk defa Marmara Üniversitesi bu kadar güzel bir toplantı yaptı. Daha önce çok zayıf toplantılar yapılıyordu. Hatta açık oylama yapıyordu, bir tartışma da yapılmıyordu. Ben kendi adıma açıkça bir görüşüm daha önce ama şimdi divan başkanı taraftı demesinler diye bu noktaya kadar kendimi tuttum. Gerçekten de güzel bir genel kurul yaşadık. Daha da böyle soğukkanlı olursaydı iyi olurdu benim divan başkanı görüşüm. Ama bundan sonra en azından sağlıklı bir şekilde yürütelim, tamamlayalım ve ufak tefek kırıklıklar olduysa da onları önümüzdeki günlerde gidermeye çalışalım bir takım diyaloglarla. Sonuçta biz hepimiz aynı okulun mezunuyuz ve amacımız Marmara Üniversitesi'nin biraz daha gelişmesi, biraz daha ilerlemesi, biraz daha katkı koymamız. Ben genel başkanken rektörlük düzeyinde şu andaki kampüs yerinin alınması için 4 yıl mücadele ettim. Her türlü desteği verdim o zaman rektörümüze, maddi manevi, hatta kendi genel kurulumuzda çok ciddi eleştiri aldım, niye bu kadar destek oluyorsun üniversiteye diye. Bugün orada o kampüsün imza, temel atıldıysa bu bizlerin de orada katkısı var, bizlerin de emeği var. Bu anlamda lütfen sakin olalım, daha güzel işler yaparsak birlikte. Teşekkür ederim. Bu şeyden başkanım dediği gibi, dilekçe gibi dikkat alıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, seçimler için bir liste geldi bana. Hocam bir şey söyleyeyim. Ha buyurun hocam. İletişim olarak bir söz almak. Buyurun hocam. Yani kursu filan dersin. Bizim şöyle bir önerimiz var. Biz iletişim fakültesi olarak mümkün olduğunca faaliyetlerin içinde bulunmaya çalışıyoruz. Belki yönetimde en çok olan fakülte biziz. Ama biz şu anda buradan ayrılmak istemiyoruz. Ki ilk kararımız ayrılmak yönündeydi. Biz şu anda şunu öneriyoruz. Bu kadar hukuksuzluk var. Bu kadar avukat arkadaş bunu söylüyor. Bir eğer olağanüstü genel kurul yapılacaksa geçişe kadar her iki tarafın da üstünde anlaştığı uzlaşmacı bir kişiyle bu süreci götürelim. Seçimi ona göre yapalım. Olağanüstü genel kurula kadar şu anda uzlaşmacı ki biz Sabri Bey'i de öneriyoruz burada. Madem kurucu başkanımız odur, çözümümüzü o yazmıştır. Biz bu doğrultuda bir isimde anlaşılmasını bu kongreden böyle çıkılmasını federasyonun eğer sağlığı için öyle mahkeme süreçleri, tutanaklar, bu tür şeyler bence buradaki birçok insana yakışmayan davranışlar. Biz bunu ortadan kaldırabilmek için uzlaşmacı bir şekilde gidelim. Olağanüstü genel kurul yapacaksak da o tutanakları falan bir kenara bırakıp ilk kurulda onun kararı alınsın. TÜZİK'te gerekli düzenlemeler ona göre yapılsın. Öyle Yüksek Ticaret ben 50 kişiyle geleceğim alacağım şeklinde yaklaşmasın. Hata yaptım diye. Olağanüstü genel kurula kadar da böyle bir şekilde gidilmesini öneriyoruz. Yani buradaki arkadaşlar buna ne derece katılırlar bilmiyoruz ama bizim önerimiz bu yönde. Biz şu anda kuruldan ayrılmayı istemiyoruz ama her an hakkımız saklıdır. Başkan da burada. Bizim iletişim fakültesi olarak görüş önerimiz budur. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar burası Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Federasyonu. Buna uygun bir şekilde buradan çıkmamız gerektiğini ben düşünüyorum kendi adıma. Bunun için gerekli özverileri tüm arkadaşlarımızın göstermesini rica ediyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Uzlaşmacı bir şekilde buradan ayrılırsak daha iyi sonuç alırız diye düşünüyorum.
Yüksek Çatı Kurumu çok önemli kurum. Eczacısı çok önemli. Hukuk Fakültesi çok önemli kurum. Türk derneklerimiz çok önemli bizim açımızda. Beden Eğitim Derneğimiz de aynı şekilde. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Tüm fakültelere kapsamasını sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle uzlaşmacı bir şekilde buradan çıkarsa ben de kendi adıma sevinirim. Destek olurum öyle bir anlayışa. Olağanüstü genel kurulda yazılsın oraya. 3 ay sonra densin, 5 ay sonra densin ama yazılsın da. Ama onu genel kurul bağlamaz. Dilekler kısmında. Dilekler kısmında. Dilekler kısmında. Nezaketen buna uyacak. Dilekler kısmında. Hayır, seçilsin birisi. Şimdi halihazırda yine iki liste var. İki başkan. Buyurun Mustafa Başkan. Buyurun başkan. Yani lütfen... Marmara Federasyonu'nu düşünerekten devam edelim istiyorum. Ondan sonra verdik olursa.